Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin apolitik olan üniversitelerinden birisidir. Ülkenin öz eleştiri yapma ama bunun üzerine kurgulu değildir, onu da söyleyeyim. Ülkenin en zeki çocuklarının orada eğitim gördüğü, dereceye giren, orada okuyan çocukların Türkiye genelinde en kötü derecesi 500. sıraya girmiş, yani sıralamada. 500'dür sıralaması. Bu anlamda bunların politikadan ziyade daha çok bilim adamı yetiştirme, bilime yönelik de akademi yönelik çalışmalar yürüten bir üniversitemizdir. Yıllardır hiçbir yerde ses soru çıkmadı. İşte sanat alanında kendini gösteren, diğer alanlarda sinema vesaire alanlarda kendini gösteren bir üniversitemiz ve üniversitenin birdenbire bir rektör atandı. Rektör atanca bu apolitik olan üniversitemiz birden politik bir üniversite haline geldi. Ve sokağa çıkmak ve devlete atamış olduğu bu rektöre karşı çıktılar. Gayet normaldir. Biz Alevi örgütleri, özellikle Pistan Abdal Kültür Derneği, biz kendi örgütümüzden sorumluyuz. Diğer örgütlerin içişleri veya genel açıklamalarında müdahil olmak durumunda değiliz. Biz kendi açıklamamızı yaptık. Defalarca açıklama yaptık. Bununla ilgili görseller hazırladık, şeyini yaptık. Ancak biz şimdi yıllardır bir yanlışlık yapıldı. Bugün Türkiye'de, bunun üzerinden vurgu yapayım. Türkiye'de bir işçi sınıfından, işçi sınıfın mücadelesinden söz edilemez. Çünkü işçi sınıfın mücadelesini yıllardır başkaları üstlendi. Yıllardır başkaları üstlendi. Dolayısıyla şu anda üniversitelerin bu şeyin, üniversitelerdeki bu sıkıntıları öncelikle üniversite öğrencilerin, oradaki öğrencilerin ve diğer üniversitelerin buna sahip çıkması lazım. Kitlesel hale getirmekte, eğer alanlara tam anlamıyla Türkiye genelinde alanlarda çıkılacaksa, o anda Alev örgütleri de zaten devreye girer. Bu anlamda biz örgüt olarak üzerimize düştüğümüzü bu anlamda yaptığımızı inanıyoruz. Kitlesel olarak açıklamamızı yaptık. Üniversite öğrencilerimizin yanında olduğumuzu söyledik. Hatta İstanbul örgütlerimize zaman zaman gittiler, destek verdiler. Biz öncelikle devletin bu şey anlamda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki oradaki öğrencileri terörize etmek, şeytanlaştırmak, işte bunlar öğrenci değil şeyinden hareketle özellikle alanlarda pek müdahil olmadık. Öncelikle öğrencilerin kendilerine sahip çıkması lazım kendi sorunlarına. Ondan sonra iş kitlesel hale geldiği noktasında zaten Alev örgütleri bu anlamda devreye girecek. Yani bunda hiçbir sıkıntı çekmeyiz. Özellikle Pistan örgüt olarak sıkıntı çekmeyiz. Kaldı ki Kadıköy'deki eylemlerden dolayı şu andaki eski yöneticilerimden iki kişi de içeride şu anda tutuklu durumdadır yani.